1919 yılı. Oradan buradan kemirilerek bir deri bir kemik bırakılan imparatorluğun başında İngilizlerle işbirliği yapan Padişah Vahdettin ve damat Ferit Paşa hükümeti bulunuyor. İngiliz'in isteğini hükümetin emir kabul ettiği yıllar. İstanbul'da Boğaz'ın dalgaları ve ahşap binaların altındaki gizli milli örgütler hariç her şey İngiliz istedi diye oluyor. Düne kadar hakimler heyeti halinde olan sizler, şu dakikada bir tarih mahkemesi sıfatını almış bulunuyorsunuz. Ermeniler tarafından öldürülen dindaşlarının ve soydaşlarının katli, Müslümanların yüreklerini sızlattığı ve her gün gelen kara haberlerin halkı tahrik etmekten geri kalmadığı malumdur. Ermenilerin ise Rus ordularının kah önüne geçerek, kah arkasında kalarak, ekseriye memleketin asker kuvvetinden mahrum kalmasına güvenerek facialar getirmekten çekinmiyorlardı. İddia edildiği gibi Yozgat vilayet dahilinden sevk edilen bazı Ermeni muhacir kafilelerine, Ermenilerin Müslümanlara reva gördükleri fecasete şahit olmuş bazı asker kaçaklarının tecavüzü dahilindedir. Ancak savaşta yenilişimizin aleyhimizde uyandırdığı heyecanı durdurmak maksadıyla iddia makamının da istediği üzerine kurbanlar verilmesi bir ziyaret icabı sayılıyorsa bu kurban ben olamam. Siz kurban seçmekte değil, ancak hak ve adaletle hüküm vererek vicdani görevini yerine getiren bir yüksek heyetsiniz. Kemal Bey, sizi temin ederim ki mahkememiz hükmünü hiçbir yabancı tesir altında kalmaksızın sadece vicdani kanaatlerine istinaden verecektir. Dedem zamanında siyasetin kurbanı olmuş, vazifesini yapmış olan, vazifesinden başka hiçbir şey yapmamış olan bir insan. O tamamen vazifesini yapmış. Bunun için mahkemeye çıkarılmış, beraat etmiş. Sonradan işgal altında olan İstanbul hükümetinin çağırmasıyla tekrar mahkemeye getirilmiş. Hatta o zamanki divan başkanı iyi hatırlıyorsam Hayret Paşa ayrılmış, kabul etmemiş. Bu adam suçsuz demiş. Ondan sonra bir Mustafa Paşa bulmuşlar divan olarak ki bu Mustafa Paşa daha sonra benim eğer bilgim yanlış değilse Atatürk'ü bile mahkum etmiş gıyabında bir insan. Kumandan Bey'e Ali Cenap İngiliz komiserliğinin kati emrine rağmen boğazlayan katili Kemal'in davasının hala bir neticeye ulaşamadığını, bu adamın idamını kati surette icap ettiğini anlatınız. İstirhamım budur. Mahkeme Başkanı Hayret Bey'in davanın hiçbir dış baskının etkisi olmadan sonuçlanacağını söylemesi manidardır. İşgal kuvvetleri komutanları ve Ermeni Partili Zevan Efendi, mahkeme başkanının bu ifadesinden hoşnut olmazlar. Öyle. Bağrına ağır toplu donanmalarla geldikleri, padişahı ve hükümeti bile avuçlarının içine aldıkları bir ülkede bu ne küstahlıktır. Ne hikmetse dönemin hükümetinin başındaki Sadrazam Ferit Paşa, mahkeme başkanı Hayret Paşa'yı makamına çağırır ve aralarında tartışma çıkar. Tarih kayıtlarında bu tartışmanın içeriğiyle ilgili ayrıntıya rastlayamadık. Ancak bu tartışmadan sonra mahkeme başkanı Hayret Bey istifa eder. Yerine Kemal Bey'in asılması kararını verecek olan Nemrut Mustafa Paşa getirilir. Kış kıyamette bu kadar insanı çoluğuyla çocuğuyla birlikte
dağlara, yaylalara sürerken Allah'tan hiç korkmadın mı? Bir gün bunların senden sorulacağını düşünemedin mi? Hem üstelik jandarmaya onların süngülenmesini de emir vermişsin. Ne dersin? Hayır, bunu asla kabul etmem. Ben kimsenin ölümü için karar vermiş değilim. On binlerce zavallıyı kadın çocuk demeden Allah'ın kışında soğukta dağ başlarını yürütmek sanki süngülemekten daha mı iyidir? Hem üstelik sen bir idare amirisin değil mi? Onları sana emanet etmişler. Memleketimiz dahilinde bulunan vatandaşların birini diğerinin üzerine sevk ederek onları can ve mal tecavüzüne teşvik etmenin cezası nedir bilir misin? İdamdır paşam. Kendi hükmünü kendi ağzınla verdin Kemal Bey. Biz de senin için aynı kararı vermiştik. Milletine yönelen müthiş bir iftiranın baş müsebbibi gibi gösterilmesi daima kanıma dokunmaktadır. Dar ağacı kurulmuştur. İngiliz ve Fransız birlikleri binanın önünde durmaktadır. Dar ağacının çevresi jandarma ve polis birlikleri tarafından sarılmıştır. Çoğu Taşnak Partisi destekçisi ve mensubu olan bir Ermeni grubun yanı sıra çok sayıda Müslüman Türk de idamı izlemek üzere toplanmıştır. Son bir diyeceğin var mı? Evet var. Sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptım. Vicdanım emindir. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer buna adalet diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet! Kahrolsun böyle adalet! Adalet! Benim sevgili kardeşlerim, çocuklarımı asil Türk milletine emanet ediyorum. Bu kahraman millet elbette onlara bakacaktır. Allah vatan ve milletimize zeval vermesin. Amin. Borcum var, servetim yok. Çocuklarımı bu millete emanet ediyorum. Yaşasın millet! Yaşasın, yaşasın millet! Millet! Yani suçsuz bir insan
dünyanın eskiden beri ola gele siyasi oyunlarının kurbanı olmuştur. Hayatta kimse benim dedemi değil, dedemin on ötedeki dedesini bile soykırımla itham edemez. Türk milletinin tarihinde soykırım yoktur. Ve bugünün parlamentoları biliyorlar. Ermeni soykırımı yapılmış efendim. Nasıl biliyorlar bu adamlar? İşte bilirler onlar. Sahtekarlar ne olacak? Öyle bir ülke düşünün ki, ülkesini savundu diye kaymakamının boynuna ip geçirsin. Zayıf düşmenin, düşmanını tanımaktan aciz kişiler tarafından yönetilmenin, batıyla birlik olmanın bedeli. Neden bu acı olayı yeniden hatırınıza getirdik? İttihat ve Terakki'nin önder kadrolarından Halil Paşa şöyle diyor: İp bizim önümüzde hep gidip geldi.